organ nakliyle beraber kan naklinden de bahsedeceğim ama organ naklinin öneminden ve kişilerin bilinçlenmesi noktasındaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Vallahi, kalp nakli hakikaten son derece önemli bir konu. Maalesef organ bağışı oranları hala dünyada da düşük. Yani Türkiye'de çok daha kötü durumda. İşte böbrek nakli, karaciğer nakli, bunlar aslında göz nakli, bunlar aslında son derece hayatı kurtarıcı şeyler, konular. Özellikle böbrek ve karaciğer. Yani bir de ilik nakli tabii. Özellikle çocuklarda falan biliyorsunuz, lösemilerde falan son derece önemli. Yani organ bağışı son derece önemli ama Türkiye'de bu sistem oturmadı tam. Yani niye bu tabii peki bu kampanya kadar yapmak lazım, şey yapmak. Hocam? Yani bu biraz da işte yani şeyle ilgili, eğitimle ilgili. Yani bu işlerin temel şeyi eğitimdir. Yani aslında ta çocukluktan itibaren, öğrencilikten itibaren bu işler eğitilirse ve medyada buna özel önem gösterirse aslında bu biraz çözülmeyecek bir sorun değil yani. Bu konuda kalpte de aynı şekilde sıkıntımız var. Yani şu anda Türkiye'de inanılmaz sayıda kalp bekleyen kişi var. Kalp naklinde sıra var. Tabii çok var. Çok var ve bazı kişiler işte yapılmazsa maalesef kaybediliyorlar. Özellikle genç yaştaki bu kalp nakli bekleyen kişiler de çok. Bu kardiyomiyopati dediğimiz kalp kasının ileride zayıflaması. Bunların başka bir yöntemi çok fazla yok. Ya kalp nakli oluyor ya da işte assist device dediğimiz kalbe yardımcı, yani bu kalp naklinde köprü vaziyetinde olan ameliyatlar da yapılıyor biliyor. Kalp assist device dediğimiz yöntemler. Ama onlar da belirli bir yere kadar. Esas tabii uzun ömürlüsü olanı kalp nakli. Ama maalesef böyle kalp nakli bekleyip de kaybettiğimiz hastalar maalesef hala çok. Son derece önemli bir konu. Dediğim gibi bu yine eğitimle ilgili bir şey. Peki, yani halkı bilinçlendirmekle ilgili bir şey. Hocam kalp nakli hangi süreçte yapılır hastaya? Şimdi diyelim ki bir kişide kalp yetmezliği başladı. Özellikle genç hastalarda. Kalp yetmezliğinin sebebi de yani başka sebeplerden de olabilir. Doğuştan sebep de olabilir. Daha sonra da kapak hastalığına da bağlı olabilir. Kalp krizine de bağlı olabilir. Ya da işte idiopatik kardiyomiyopati dediğimiz kalp kasının sebepsiz bir kısmı, sebebi bilemediğimiz sebeplerden olabilir. Bir kısmı da işte bir virüs enfeksiyonuna bağlı, gripal enfeksiyonlara bağlı olabilir. Olduktan sonra kişide kardiyomiyopati ve tespit edildikten sonra yani her hastanede değil ama bazı devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde kalp nakil bölümleri var. Oraya başvuruyor, orada değerlendiriliyor, inceleniyor. Eğer kalp nakline uygun olduğu tespit edilirse oradaki programa dahil ediliyor. İşte telefonlar alınıyor, işte testler yapılıyor, kan grupları belirleniyor. Ve ondan sonra da diyelim ki bir yerden kalp bulundu, işte birisi organı bağışladı. O kişiye göre uygun ise, uygunluğuna göre o kişi orada kalp nakli yapılıyor. Ama bu arada işte bekleme süresi işte çok uzarsa, çünkü bu ciddi kalp yetmezliği oluyor bu kişilerde. Evet. Maalesef çok büyük bir kısmı bu bekleme sırasında kaybediliyor. Tabii kalp temelde bulunacak bir organ değil. Yani işte bu biraz bağışla ilgili. Yani hakikaten bulmak da zor, öyle kolay değil. Yani dünyada da hala çok şey değil yani. Hocam bir böbrek gibi değil ki. Böbreğinizin birini verebilirsiniz, biriyle yaşayabilirsiniz ama tabii. Kalbinizi veremezsiniz. Tabii yok. Zaten ancak işte beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden ancak alınabiliyor. O da dediğim gibi o kadar çok sık değil tabii. Peki hocam kalp krizi geçiren hastaların kalbi organ nakline uygun oluyor mu? Yok. Kalp, yani kalbin tamamen normal olması lazım. Kalp bağışlayan kişinin bir yani genç olması lazım. 60-70 yaşında bir kişinin kadar kalbini almayız. Genç olması lazım. Tabii daha önce kalp hastalığı geçirmemiş olması lazım. Kapaklarının normal olması lazım. Bunlar tabii öncesinden tespit ediliyor. Ekolarla bakılarak kalbin normal olduğunu muhakkak tabii bilinmesi şart. Evet tabii burada da az önce belirttiğiniz gibi halkın eğitimli olması gerekiyor, bilinçli olması gerekiyor. Organ nakli noktasında biraz daha hassas olmak lazım. Gerekiyor. Yani bu biraz
İşte kampanyalarla ilgili dediğim gibi medyanın burada çok büyük önemi var. İşte okulların çok büyük önemi var, üniversitelerin çok büyük önemi var. Bu Avrupa'da falan gelişmiş ülkeler biraz daha iyi ama orada da hala yetersiz. Orada bile yani yetmiyor yani. Yani dünya standartlarına baktığın zaman biz çok daha gerideyiz ama yine de dünyanın genel sorunu bu. Yani organ bağışı hala düşük.